Hepinize merhaba dostlar, hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. My Gaming Club'da kaldığımız yerden macerayı devam ediyoruz. Dün video atamadım, kusura bakmayın. Dün çünkü misafirlerim vardı, artık biliyorsunuz Ramazan başladı. Ramazanlarınızda mübarek olsun, hayırlı olsun. Aranızda oruç tutanlar varsa Allah kabul etsin. Misafirler, iftara gidiyoruz, sahura gidiyoruz, geliyoruz falan. Ondan dolayı bu dönem birazcık böyle geçebilir. Hatta dün yayını da açacaktım, onu da yapamadım. Ama bugün hayırlısıyla yayınımız da var, videomuz da var. Şimdi öncelikle yorumlarda şunu anlatmıştınız. Şunun kapak işi sol üste gelmesi gerekiyormuş şu şekilde. Buraya geldiği zaman işte gördüğünüz gibi sokmak diyor. Ve bu şekilde kapatabiliyoruz. Sokuyoruz abi. Bunu da alalım. Bunu da şöyle şu tarafa denk getiriyoruz. Ve iş bitiyor. Buymuş yani mesele. Bir de şu 3 vardı. Oh be, 3'te kredi kartına ne kadar paramın olduğunu görebiliyorum. Kartal yazıyor. Burada 636, orada 300 küsür. eBay'de alım satımlar devam edeceğiz. Bugün elimizden geldiği kadar yine upgrade etmeye çalışacağım bir şeyler. Belki 4. sistem koyarız. Ya da deriz ki birazcık daha içeriği düzeltelim. Sağa sola işte bu çekyatı falan değiştirelim diye düşünürüz. Marketi sepetle beraber. Ha bir de markette ekran kartı var demiştiniz. Tamam dur, ona da bakacağım. Hatta direkt ona gideceğim, satarız. Şimdi bunun içine sepetle beraber koy diyen arkadaşlar var, denedim. Çok daha önceki videoda birisi demişti onu. O sebeple denemiştim zaten. Olmadı. Yani sepetin içindekiler böyle dağıldı, titreye titreye. Sepetin yarısı dışarı çıktı falan. Ve o sepetin içinden alımlar yapıldığını görmedim açıkçası, bilmiyorum. Sepet belki çok böyle üstten tepeleme olmayacak. İçinde az malzeme olduğu zaman işe yarıyor da olabilir. Onu denemek için de bir sonraki alışverişte yapabiliriz. Pahalı ne var? 2080 diyor. Harika diyor aslında. 657 dolar diyor ama. 830 dolar. Yine kötü değil kar. Bence yine alınır. O riske girilir. Tamam, ben parayı atıyorum buraya. İndirim isteme durumumuz olsaydı keşke ya. İndirim talep etseydik falan. Bir şey daha alayım dur. Şurada bir işlemci vardı. 7700K. 7700K buymuş. Okey. 194 dolar. Yine fena değil bence karı. Olabilir gibi. İkisi beraber 791 dolar diyor. Olur. Okey. İyi mi yaptık, kötü mü bakalım. Bunu yaklaşık 185'e koyarım. Ya da 180'e koyarım. 50 dolar kar. Bu da 800 dolara koysam. Deneyeceğim şansımı. 800. Bu da 185 veya 180. O fiyatlarda satmaya çalışacağım. Bakalım. Abi kolay gelsin. Bu civarda bir ekran kartı varmış. Aa, onlar benim mi? Oğlum niye vermiyorum benim malzemeler seni? Terbiyesiz. Mutlu arttıralım. Bunun modelini falan göremiyoruz değil mi? Üzerinde bir yerde yazı yok sonuçta. Al diyeyim. Bu her yerde, her işletmede var mı böyle bedava acaba? Hı? Abi alıyorum ama. Polis çağırma sonra hırsız diye. Burasında da yazı yoktur ki onun. Anca tersinde olabilir belki. En kötü kart mıymış ya. Şansıma tüküreyim. 560'mış. Acaba şu mu diye düşündüm de 1660. 560'mış. 130 dolar. Okey. Harika. 130 tavsiye ediyor. Lan sıfır fiyatı be. Yani şunu 150 desem yine alıcısı çıkacakmış gibi bir şey var içimde bak. Bu ekonomide bir dengesizlik olabilir. Bilmiyorum. Deneyeceğim. Açığı var mı yok mu anlamış olalım. Yok, sormuyorlarmış. Okey. Hani orada da açabilirdim aslında da. Tamam. Fotoğraf. Bakalım ne tavsiye ediyor. İşlemci 160 diyor. 185 de aslında. Ben buna en azından 190 küsür be. Harika değil mi durumu? Harika. 180 diyeceğim ben buna ya. Hiç kusura bakma kardeş. İlan ver. 820. 657 dolar aldık. Sıfır ne kadardı ya? 900 küsürlerde değil miydi? Hadi neyse, tavsiye edilenden satayım. Orijinal fiyatını unuttum. 800 küsür gibi de geliyor çünkü aklıma da. Bunu tavsiye edilenden sattığım için hızlı gidebilir gibi geldi ama diğerleri sanki gitmeyecek gibi. Aha. Tamam. 180'e gitti. Harika.
14G. Tamam. Yalnız şunu paketlemez değil mi? Şunu ben buraya koyayım da. AA14G. Sar abicim. Tamam. Gitti. İkinci ürün. Ne istiyorlar? Ne satıldı? Yeni müşteri 2080 istedi. ABC 26. Okey. Kontrollere hala alışamıyorum gibi oluyor. Tamam, bu da gitti. Ulan bir sen mi kaldın be? Bedava kazanalım dedik de olmadı. Silip tekrar koysam falan nasıl olur? Hazır buraya geldim, iş bitsin istiyorum ya. Git gel yapmayalım. Şöyle yapalım. Tavsiye ettiği fiyattan tekrar koyalım. Böyle daha iyi çalışıyordur bence. Lastik mastik var. İleri dönük buraya lastikçi falan mı gelecek? Ne yapacağım? AB41F. Al abicim bunu da. Gönderdik gitti. Onun parası da bir düştün. Gerçi onun dışında bak 1070 oldu. Normalde 800 küsür vardı galiba burada. Değil mi? 600 mü? 500 küsür vardı. Üstüne yok. 200 küsür vardı. Üstüne 600 attım ben de. İşte 800 küsür oldu içindeki para. Şu anda 1070 oldu. 1000 küsür ya da 200 dolar kazanç elde ettik demek oluyor bu da. Güzel, iyi para, iyi para. Ama burada 10 dolarım kaldı. 10 dolarlık malzeme alayım bari de. Yani kendime içecek alayım. 2 dolar da böyle olsun. Susuzluk var bayağı çünkü. Keşke şurada bir çöp konteyner falan olsa da atsam şunları bir yerlere. Burada kaç FPS alıyoruz ona bakacaktım da. Tamam, burada 30-40 FPS alıyoruz. En ağır oyun galiba şeydi hatırladığım kadarıyla. Far Cry'dı. 12 FPS, 14 FPS alıyorduk. Burada da öyle aman aman bir şey yok hala da gördüğünüz gibi. 30 FPS arada görüyoruz. Dota için ayrı hesap açmak lazım ya şu bilgisayarlarda. Artık onu yapabilirim gibi. Bu ne lan? 100 FPS alıyorum. 100 FPS alıyoruz arkadaşlar. Assassin's Creed 30 FPS yeter. Bu Age of galiba 130 falan alıyoruz. Sims varmış. Güzel. 60'tan üstte çok rahat çıkıyoruz. Burada da 30'un altına inmiyor. İyi iyi. Minecraft. Oo, Minecraft akıyor. Bu da 60 civarı. Babamın çağrısı. Ha bir de Need for Speed var. Okey. Şimdi kitabı okuyalım. Aydınlanma yaşayalım. %60. Bu arada eski yüzden üstte koya koya gidiyor. Acaba bütün kitapların tamamı %100 oluşturuyor olabilir mi? 4 kitap. 4 kitap %25'erden falan. Öyle bir şey de düşündüm ben. 82 dolar. İyi para, iyi para. İyi, normal yiyeceğim içeceğim bitmiş. Sadece atıştırmalık kalmış. Bu iki şişe acaba bug'da mı diyeceğim? Bug'da da değil. Burada gözüküyorsa bug'da değildir. Fiyatını düşüreyim de kurtulalım. Onlar da ay elden çıksın. Normali 5 dolar mıymış onun ya? Ona rağmen biz para mı kazanıyormuşuz oradan? Feci arttırmışım. Şimdi burada 430 dolar var. Ya online'ın parasını karıştırmayayım dersem, sadece buradan hareket edeyim dersem ne yapabilirim ya? Masa sandalyeler falan mı geliştirsem? Misal iki masayı çıkarıp bu ikisini koysam 200 küsür dolardan. Ama sandalyeyi de inceden yenilemem lazım. Ya da ufaktan şey mi yapalım ya? Parayı biriktirip bir masamız olsun ama her şey sapasağlam olsun. Her şeyin en iyisi olsun gibisinden. Ama masa konusunda değil ya, bilmiyorum yani. Şu masaya gidip de 780 dolar vermek bana mantıklı gelmiyor. Ki biliyorsunuz masaya göre fiyat biçemiyorsunuz. Onun dengesini de bilmiyorum. Belki şöyle bir şey de vardır. Bilgisayarın en iyisini alıyorsunuz. Masalarınız dandik. Saatlik açabileceğiniz maksimum fiyat 20 dolar. Farz misal.
Masa sandalyenin de en iyisini alıyorsun. Saatlik açabileceğiniz fiyat 25 dolara çıkıyor. Ondan sonra bütün iç dekorasyonları, dış dekorasyonların da en pahalılarını tercih etmişsiniz. O zaman 30 dolara kadar da belki fiyat arttırabiliyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Onu da bir taraftan düşünüyorum. Bunu deneyebiliriz ama şu an değil tabii ki de. Şu an en her şeyin en iyisini alacak gücümüz yok ne yazık ki. Yeni inceleme gelmiş. Güzel. Bu da teslim edilmiş. Okey. Bugün galiba başka bir ürün yok. Abi bir tane şöyle bir 124 dolarlık bir işlemci var. Hadi onu da atayım sepete. Bu da dursun abi. Başka bir şey göremedim. Abi de şok oldu. Şuraya bak. Şu kutuların haline bak ya. Dur şurada açacağım direkt. Tüm parçalar da burada. Bunları göstermek istedim. Şimdi fotoğraf çekmek için ayrı ayrı dizmem falan gerekecek ama bunları ya. Son ürünüm artık 2 TB'lık hard disk. Geri kalan hepsini sardım, gönderdim. Mantığı ve hızı oturttum artık. ACG F4. Sar bakayım. Gitti. Evet. Bütün ürünler gönderildi. Bundan sonra anca şey bildirimler düşmeye başlayacak. Yıldız ibaresi. Kar ettim mi? Muhtemelen ettim ama çok az kar etmişim gibi bir his var içimde. Ürünü herhalde teslim edildiğinde parası yatmaya başlayacak. Onların tarafına geçtiğinde çok saçma bir alışveriş türü lan. Umarım şey vardır yani, para garantisi vardır. İlk bildirim geldi. 8 tane bildirim duyacağız burada da. Vık vık diye. Şimdi hazır buraya gelmişiz. Yakıtı alalım. Abim kolay gele. Bu sefer 20 seçeceğim. Ürünü 15 litre alacak. Tamam. Al abi buradan buraya. Buraya da bir 15 ver. Bunun başarım var 300 litre yakıt alın diye. O başarımı da almak istiyorum ama şu oluyor mudur misal? Koyduk arabayı taktık. 300'ü yazdık abi. 300 litre. Yani dolmuş olsa da ağzına kadar yine devam edecek misal. Şu an dolu değil mi? Bunu şöyle de test edebiliriz. Şu an dolu. 20 dolarımla test etmek istiyorum bu süreci. 2.4 aldı. Paramı ona göre mi aldı? Bakmadım. İstesek de olmuyormuş. Bir süreçmiş komple. Gel bakalım. Seni şöyle bir yere atalım. İnşallah kapanır. Ses duyulmadı ama kapanmıştır herhalde. Yine akşam oldu ya. Komple bir kargo işiyle uğraştın mı? Gün çok çabuk bitiyor. Hala bütün ürünler teslim edilmedi ama. Hazır yakınken markete de uğrayayım. Şurada taşmaması için üstündekileri alayım. Şu şekilde tepeleme dronları varsa diye. Gördüğünüz gibi içeride şu an sadece... Hatta hiçbir şey yokmuş lan. Ne sadece hot dog vardır dedim de. Hot dog demişken ben o hot dogları niye almadım? Arkaya koymadığım için çünkü öbür market alışverişini. İçeri atmıştım iki sepette yanıma hemen. Bunları o yüzden hiç açmadım. Bunları da alalım. Sen lan. Sen bensin, benimsin artık. Bunları alta atalım. İnce çünkü oranın tabakası. Sepete gelelim. Bunu böyle koydum. Ve lıpır lıpır oynamaya başladı bir şeyler gördüğünüz gibi. Bunu da koydum böyle ve kapattım. Ve bakıyorum. Şu an hepsi işe yaramış gibi gözüküyor. Hadi 5 dolar da olsun sıkıntı yok. Smackers'e bunları birer dolar. Hatta her birine birer dolar olsun ya. Hot dog 9 zaten öncekiydi. Hızlı erişte... He o da yiyecek. Aynen o da 5 dolar oluyor. Tamam. Şu an gördü gibi. Bakalım. Böyle olursa güzel olur.
İyi aldım elime kitap. Yarın alabilirim. Yarın toplayayım ben bunları. Giderim yatalım hızlıca. Diğer tornavida benzer ürünlere de bakabilir misin? Acaba onlar bir işe yarıyor mudur? Yorumu vardı da ona belki bakarız. Artık yarın da mekan için bir şeyler yapalım. Bu bir dekor ürünü de olabilir veya bilgisayar da olabilir. Sırada bekleyenimiz çok. Belki de daha da iyi bir bilgisayar toplayabiliriz. Hepsinin incelemesini aldık galiba. İki harika fazla satın alacağım. Daha fazla, güzel güzel. Bayağı toplu alışveriş oldu bu ya. Para yattı herhalde. 14 alışveriş yaptık ve 4.5 genel puanımız. Bakıyorum $1,207. Çok kötü. Yani her ürünü alıp random fiyatıyla sattığımızda gördüğünüz gibi 1070 vardı. $10 da ben attım. 1080 diyeyim. $1,080'dan işte $120-$130'lık bir karımız oldu sadece. 8 ürün sattık ama yani. O yüzden çok kötü bana göre. Yani onun yerine 2 parçayla uğraşın günlük. Pahalı parça alın. Daha iyi kar bırakır. Tabi parçalar ucuzdu. Onun da katkısı vardır. Yani ekran kartındaki kadar öyle $700-$800'lık ürünler olmadığı için fiyat farkı fazla koyamıyorsun. Ondan dolayı bir 10 lira 10-15 dolar fiyat koymuşuzdur. Otomatik koymuştur yani. Gerisi olmamıştır. Şimdi o beyaz camdan bir tane masal ben sistem toplayacağım abi. Gerekirse online'dan da alsın. Ama şöyle bakayım, pahalı ürün gelirse söyleyin ha. $300-$500'lık ürün. Ya buradan aldıkça herhalde ya. Acaba sınır mı var bu alma konusunda? $360. $830. En iyi sistemin altından kalkamıyoruz ya. Şu anda bile. En azından bir $4,000 falan harcamak gerekiyor galiba onun için. Bende şu an 2000 civar var. Her şey böyle maksimumda oynatsın diyorsak. İkinci el alıp da deneyebilirdik de işte. İkinci elden bazı ürünler alabilirim gibi geliyor bana. 512 mi? 512'lik mi harbiden bu? Bunu al sen. 512'lik iyidir. Daha iyi bir işlemci lazım bana şu anda ya. Buradan yenileyebilirim bak. Z77 $357 diyor. Bu mu? Z77 yazıyor mu? Aynen. Oğlum çok pahalı lan. 0.360 zaten. Ne yaptın hacı sen ya? O zaman adım adım gideceğiz arkadaşlar. En son bunu koymuştuk galiba. Şimdi 1050 Ti'yi alalım. Bir üst modeli. Orta bir kasa toplansın. Bu parçalar ama en iyisini koyalım. Klavye mouse'ları. Monitörün de en iyisini aslında koyabiliriz. Yani geçen onu aldık. Hadi bu sefer de bu monitörde 4 aşam varmış. Hadi bunu aldım. i5 aldım. Soğutucu aldım. Seni aldım. 1000 watt gerek yok update. Şimdi bunu kestiremiyorum yani ne kadar talep edecek güç kaynağın diye de. Hadi bu sefer de 700 watt alayım. Monitör aldık, klavye aldık, ekran kartı aldık. Kulaklığın en iyisini alayım. Bu hard diski de kendimiz için aldım ama bu kaçtık? 512'lik. Belleğin en iyisi $200'muş. Bunu alalım. Anakartta bunu alalım. Tamam, ürünümüz de geliyor galiba. Lan ne incelemeymiş bir gidin ya. Her birini ayrı ayrı tıklamak lazım. Vallahi sol, aynen öyle. Ben bunu nasıl bu kadar uyguna getirdim ya? $70 falan mı ne geldi? Yetersiz para oğlum. İkisinin toplamını al işte yettiğini. $1,800 yetmiyor mu şimdi buna? Yani. Sepetin yok mu abi ya? Sepet versen iki kere gidip gelmesek. $460. Bu kaç para? Oha ne yaptın abi ya? Arada bir şey yok mu acı? Şu beyazı çok istiyorum. Şunu ayrı bir geç. Param yetmez etmez. Abi ya yine buna mı kalacağız gerçekten? Ya şunu bari alabilseydik diyeceğim ama
En iyi sandalye galiba bu bir de. Tamam, hadi bu sefer de bunu alayım o zaman. Ne yapayım? Al, görgüsüz. Hazır mıyız? İşlemciyi aldım. Hemen oturtalım. Bu en son. Bunu da açalım. Şöyle zoom in'le çalışalım. Ekran kartını al. Uzağım, alamadım. Bunu da buraya oturt. İşlemci soğutucumuz. Bu işler galiba nerede o? Tornavida ile oluyor artık. Niye olmadı? Çok yukarıda mı kaldım ben? Anlamadım ya. Bunun için artık buna ihtiyaç var değil mi? Şu çok saçma ya. Aa. Tamam, gerisi zaten dışarıda olacak. Kasada. Şimdi seni alalım komple, buraya koyalım. Seni getirelim, yine boyumuz uzanmayacak yoksa. Lan. Oğlum çıksana. Allah Allah, ekran kartı sapıttı bak. Elimi aldım tabi. Herhalde tamam. Bunlar kutu zaten. Şunu bir kenara koyayım. Tamam. Şimdi iki kişi oturuyor. Bunları kaldırsam. Kalkın lan. Oturdukları için kaldıramıyorum. Kalkın lan. Kalk. Oğlum gelmesin kimse. Bunlar mis gibi kendilerini dışarı atmışlar. Bu şekilde artık kendim dizerim bunu buraya, sıkıştırırım. Bunun önü arkası. Keşke beyaz kasa da bulsaydık, güzel olurdu. Camda mouse'u nasıl kullanacaksa. Böyle kalsın. Onun yamuk veya düz olmasının hiçbir önemi yok. Son sandalye hamlemi de yapayım. Bunu artık ayrı hesap açacağım. Ayrı oyunları alacağım. Çöpe götüreyim bari.
Evet, şimdi MyClub 18 dolara kadar söndür. Bunu bir açayım. Aç abicim bilgisayar. Şimdi tarayıcıya gel. Shop'tan önce şunları düzenleyelim hemencik. Antivirüs bu arada bir aylık falan demişsiniz ama tabi oyun süresiyle daha bir ay geçmedi. O ayrı konu. Bir şey yok. Hard diskim 500 değil mi? Aynen 500. Çok iyi denk geldi hard disk ya. Şimdi buraya Steam'e geleceğim. Hesap oluştur diyeceğim. Yeni hesap açacağım. En azından multi oynayabilsinler. Kaşık bir diyeyim buna da. Burada tabi tekrardan satın almam gerekecek hepsini. Ya da sadece online oyunlar için de olabilir miydi acaba? Hepsini ayrı ayrı almak yerine. Ama buraya oturan da sürekli multi oyunu oynamak için oturmayacağı için mecbur hepsini almam lazım. İndir abi. İnternetimiz ne misal? Onu da bir görebilsek. Kaç FPS alıyoruz? Need for Speed artık 40'lardan 80'lere çıkmış. Half-Life da 40 küsürlerden 90'lara çıkmış. Dota hala 60'ın altında. Far Cry çok değişmemiş. Far Cry öbüründe de yine 40 küsür alıyordu. Bu 25'lerden 30-40'lara fırlamış. Bu nasıl oyun olduğunu bilmiyorum. 115 falan alıyordu. Bu 60-70'ler alıyordu. 100 olmuş. Minecraft 60-70-100 olmuş. Bu da 120 idi. 170 olmuş. Assassin's Creed 40'larda 30 küsür müydü yoksa? Öyle bir şeydi galiba. Güzel güzel. Fena değil. Okey. Artık kalkabilirim. Çoktan oturmuş bile geçmiş bak terbiyesiz. Artık bunların saatleri uçuyor kardeş. 18 dolar saati. Bunların da 10 olsun. Diğer bilgisayarlar onlar iki grup mu oldu? Her sayfaya ayrılmış. Hadi bakayım. Oy 278'e 47. Bundan sonra artık eksikleri okuyarak gideceğim. Yani oynayamadıkları oyun yoktur. Her oyunu artık sağlam oynayacaklardır. Bundan sonra belki de dekor işine daha ağırlıklı gitmemiz gerekecek. Son parama bakın. Burada 42, burada 51 dolar para var. Bunu toplayayım bir bakayım. 55 dolarcık aldım sadece. Çok az. İçeride de bir şey kalmadı. Yani. Bayağı sömürmüşler ama ben nedense çok az para kazandım. Gerçekten başka bir şey yapmıyorsanız burada sağlam para var. Günlük. Bakayım ne birikiyor şimdi bu masada. Şimdiden 30 dolar birikmiş bile. Güzel. Oyna oyna. Burada da o 30. Tamam, ben gider. Bu bölüm de burada bitsin dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Keyifli bölüm oldu. Parayı güzelce ezdik. Ticarette gördüğünüz gibi seri ya da sürümden kazancı da gösterdim. Ya da ayıklayıp böyle güzel parçalardan iyi paralar kazanmayı da gördük. Genel olarak ticarette para var ama işte yeni başlayan bir sorun çıktı artık orada da. Sürekli olarak ürün çıkmıyor abi. Yani herhalde şey yapmam lazım. Yeni ürünler çıkması için artık eskilerin hepsini satın almam falan gerekiyor belki de. Şurada çıkan almak istemediğim ürünlerin hepsini almam lazım. Bak bunu misal alabilirim ama para yok şu anda. Pahalı ürünler istiyorum ben ama pahalı ürün gelmiyor. Yerler tutturduk ama neyse. Oyun neye göre kaydediyor onu da bilmediğim için her defasında eve gelmeye çalışıyorum. Eve geldikçe kaydediyordur diye. Öyle de oluyor olabilir. Neyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Akşam da Resident Evil yayını olacak gece. Haberiniz olsun. Ona da gelmeyi unutmayınız. Bye bye.